Türkiye bugün insansız hava aracı dendiğinde akla gelen neredeyse ilk ülke. Birçok bölgesel savaşın akışında önemli bir yere sahip olan Türk İHA sistemleri günümüzde 30'un üzerindeki ülkenin ya envanterinde ya da önümüzdeki günlerde teslimat aşamasında. Arka arkaya yaptığımız ihracat haberleri açısından da Türk savunma sanayinin en önemli satış başarısını İHA sistemleri oluşturuyor. Bu işin tarihini araştırdığımız zaman ilk Türk İHA sistemi hangisiydi sorusu ortaya atılıyor. Şimdi sizi 1992 yılına götürmek istiyorum. İlk çalışmaları 1990 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan insansız uçak projesi ilk uçuşunu 18 Ekim 1992 tarihinde Afyon'da yapmıştı. Ne yazık ki o proje sadece tek uçuşla tamamlanmıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi gerçek bir İHA sistemine 2010'un sonunda yani 18 yıl sonra Anka'nın yaptığı uçuş ile kavuşacaktı. O günlerin tanıklarından biri de Özcan Ertem'di. ODTÜ Havacılık Mühendisliği mezunu genç bir mühendis olan Ertem, projede test mühendisi olarak görev yapmıştı, otopilot sistemini bizzat denemişti. 2017'de uçak grup başkanı olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nden emekli olan Özcan Ertem, o günleri Tolga Özbey anlattı. 30. yıl ilk uçuşun, Türkiye'de tasarlanan ilk insansız hava aracının hikayesini konuşurken sizlerden bir şeyler duymak istiyoruz bu konuyla ilgili. Projede aktif olarak görev yaptınız. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet, ben Özcan Ertem. 1984 senesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 84 o bölümün mezun verdiği ilk sene. Ben de ilk mezunlardan işte ilki olarak mezun oldum. 1987'de yüksek lisansımı tamamladım aynı bölümde. 87-90 senesi arası Türk Hava Kurumu'nda önce bakım mühendisi, daha sonra bakım müdürü olarak görev yaptım. Bu dönemde pilotaj kursunu tamamlayarak amatör pilot lisansımı da aldım. 1990 senesinde TAİ'de başlayan insansız hava aracı projesi için üniversiteden de hocam olan Profesör Doktor Mehmet Kıcıman'ın çağrısıyla diyeyim TAİ'ye katıldım. 90 senesinde başlayan bu macera 2017 senesinde 27 sene sonra emekli olarak tamamlandı. Bu sene evet bugün 30 Ekim 1992'de yaptığımız UAV X1'in ilk uçuşunun 30. senesi. İlk İHA diyebilir miyiz? İHA'yı eğer böyle birkaç yüz kilo ağırlığında üzerinde kamera taşıyan, görüntü aktaran bir cihaz olarak tanımlarsak evet. Çünkü o tarihten önce aslında 5-10 kilo mertebelerinde birçok uçağın yapıldığını, model uçak kategorisinde uçurulduğunu, otomatik uçtuklarını vesaire söyleyebiliriz. Ama sanırım işte 320 kiloydu bu uçağımız. Bu ağırlıklarda yapılan ilk uçak olabilir. Bu TAİ açısından da TAİ'nin mühendislik ekibinin tasarlayıp uçurduğu ilk uçaktır da diyebiliriz. Bu da Türk havacılık sanayinin tarihinde çok önemli bir nokta. Peki proje nasıl başladı? Çünkü 1992 dediğimiz zaman insansız sistemlerin yeni yeni duyulmaya başladığı dönemler. Biraz Türkiye'deki Türkiye'deki hangi kurum bu kararı aldı? Bu görevi nasıl dönemin ismiyle TAİ'ye verdi? Biraz onu dinlemek isteriz sizden. Evet, ben TAİ'ye 15 Mayıs 1990 tarihinde katıldım. Proje sözleşmesi benden 2,5 ay kadar önce 1 Mart 1990 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile TAİ arasında imzalanmış bir sözleşmeydi. Sözleşme bedeli $278.000. Bugünkü rakamlarla konuşulduğunda oldukça cüzi sayılabilecek bir rakam. Birkaç aşamadan oluşuyor sözleşme. Bu imzalanan ilk aşaması için beklenen iki tane uçağın
üretilmesi ve uzaktan kumandayla uçurulması şeklinde. Daha sonra benim girişimden hemen kısa bir süre sonra bu uçakların uzaktan kumandayla uçurulması çok emniyetli de olmayabilir diyerek ikinci aşama olan otopilot da bu projenin kapsamına eklendi. Bundan dolayı da bir 550 bin dolarlık bir ek sözleşme imzalandı. Dolayısıyla toplam 828 bin dolarlık bir bütçeyle iki uçağın otopilotlu olarak uçurulması bekleniyor idi. Kamera gibi, görev yapacak kamera gibi çok pahalı ekipmanlar ise bu uçak otomatik olarak uçtuktan sonra üçüncü aşama olarak bu projeye eklenecek gibi düşünülmüştü. Yaklaşık toplam kalkış ağırlığı 320 kilogram civarında, işte herhalde bir faydalı yükü ne planlanıyordu o dönem için? Bir faydalı yük tarif etmekte zorluk çektik açıkçası. Bizim beklentilerimiz 300 kilonun biraz altında bir uçak çıkarmaktı ama 320 kiloya ulaştık. Burnuna bir kamera takacağımızı varsaydık, onun için burnunda böyle bir boşluk bıraktık uçağa. O kameranın da 40 kilo civarında olacağı gözüküyordu o dönemki kameralar açısından bakarsak. Dolayısıyla bu uçakların hepsi, bu 320 kilo ile uçan uçakların hepsi burnunda yaklaşık 40 kilo ağırlığında bir kurşun külçe takılarak kamerayı temsilen uçuş yaptı. Yani bugünün sınıflandırmasına baktığımız zaman herhalde TB2 taktik İHA'nın, taktik sınıfın bir altında yer alacak herhalde bir sınıf desek yanlış Evet. olmaz. Çünkü Evet, yani izleyicilerimizin aklına da getirmek istiyorum bunu. doğru. Görüş mesafesi içinde, yani daha doğrusu yayınla yapılabilecek görüş mesafesi içinde, yayınların mesafesi içinde uçacak taktik sınıfta bir insansız hava aracı diyebiliriz bu UAV X1 için. 1980'lerin ortasında TAI kuruluyor. F-16 uçaklarının montajını yapmak üzere ve Doğru. muhtemelde bu gelen ilk mühendislik projesi desek buna Savunma Sanayi Başkanlığı veya o zamanki ismiyle Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından desek herhalde yanlış olmaz. Tahmin ediyorum, evet, doğru olur. TAI'nin ilk kuruluşunda aslında Türk devletiyle direkt bir sözleşmesi yok. TAI'ye F-16 uçağı üreticisi ilk dönemlerde General Dynamics, daha sonraki dönemlerde General Dynamics haklarını satınca Lockheed Martin firmasının üreticisi, subcontractor, alt yüklenicisi olarak hep çalıştı. Dolayısıyla yaptığı uçakların hepsini kağıt üstünde Lockheed Martin'e verdi. Lockheed Martin'e daha sonra Amerikan devleti üzerinden F-16'ları teslim etti. Uçaklar hiçbir zaman Türkiye'yi terk etmedi ama hani kağıt üstündeki şey öyle oldu. Bu proje geliştirme açısından da, yeni bir şey yapma açısından da TAI'nin Savunma Sanayi Müsteşarlığı'yla direkt birebir sözleşme imzaladığı ilk proje olmuş olabilir. Siz girdiniz ve kısa bir süre sonra da bu proje başladı. Yaklaşık kaç kişilik ekiple çalışmalar yaptınız? Çünkü muhtemel o yıllarda siz de havacılık uçak mühendisisiniz ama hani İHA nedir sorusunun herhalde cevabını verebilecek çok az sayıda insan vardı o dönemde. 1990 senesi TAI'de hemen hemen tüm faaliyetlerin F-16 üretimi ve onun zamanda teslimi üzerine odaklandığı bir dönemdi. Biz mühendislik ekibi olarak Profesör Doktor Mehmet Kıcıman hocamız, projenin baş çizimcisi, tasarımcısı da Ali Behiç Güventürk, her ikisi de rahmetli oldu. Rahmetli anıyorum her ikisini de. Abimiz diyeyim, başkanlığında yaklaşık 20 kadar mühendis, tahmin ediyorum 10 kadar teknisyen ile fabrikanın bir köşesinde yapılan bir çalışmaydı UAV X1 projesi. Peki siz çalışmalara başladınız. Bir sürü yeni sistem var. İşte otopilot, aracın çok uzaktan da olsa kontrolünü sağlayacak sistemler veya ne bileyim o güne kadar Türkiye'de herhangi bir motor konusu yok ama hani o yıllarda TAI'nin bir kompozit çalışması var. Gövdesini imal edecek. Onda herhalde bir problem yoktu. Diğer sistemleri nasıl temin ettiniz? Nasıl bir yol izlediniz bununla ilgili? Uçağın gerçekten bugün de öyle bence, en kolay yapılası bölümü uçağın çatısı, yapısı vesaire, onun işte kablajı, elektrik sistemleri. Bunları zaten hani deyim yerindeyse mutfakta yapmaya zaten baştan kabul etmiştik. Dolayısıyla çizdiğimiz uçağı yaptık. Tabii uçağa motor ihtiyacı deyince yaklaşık 40 beygir gücü
civarında bir motora ihtiyaç vardı. O dönemde böyle bir motor bulmak yurt içinde mümkün değildi. Dolayısıyla bir araştırma yaptık ve motosikletlerde de kullanılabilen alüminyum döküm şeklinde olan Wankel tipi bir İngiliz motorunu seçtik. Bu motor ürettiği güç itibariyle 42 beygirlik bir motordu. Yanlış hatırımda kalmadıysa 10,5-11 kilo ağırlığındaydı. Yani 11 kilo ağırlığında bir motorla 42 beygir üretmek bizim için hem ağırlık hem güç için çok uygun bir şeydi. Onu seçtik. Elektronik sistemler olarak da bugün gerek Aselsan gerekse birçok yerli kuruluşumuzun üretebildiği çok güzel elektronik sistemler var. Bence havacılık endüstrisi açısından, uçakların alt sistemleri açısından en kuvvetli olduğumuz alan elektronik alan diyebilirim. Hani uçağın gövdesi ve elektronik alan diyebilirim. Ama o tarihte öyle değildi. Bütçe de kısıtlıydı. Dolayısıyla biz böyle Cessna, Piper gibi genel havacılık uçaklarında kullanılagelen bir otopilotu yerde ve havada birer bilgisayar ekleyerek kontrol edebileceğimiz bir yöntemle uçurmaya karar verdik. Dolayısıyla Amerika'dan bir otopilot firmasıyla anlaştık. Bir başka firmayı da bu bilgisayar bağlantıları için, bizim için çalışması için devreye aldık. Dolayısıyla iki firmayla konuşarak uçağın hem yerdeki hem havadaki aletlerini tamamlamaya çalıştık. Sınırlı bir yazılım maliyeti vardı. Birçok sistem analogdu o zaman. Onlar sonunda da bu sistemler orada da oluştu. Enteresan da bir test dönemi yaşadık arkasından. Ben bu test dönemini sormak istiyorum. Herhalde otopilotu aldığınız şirket de ilk defa bir insansız sisteme bu otopilotu entegre etmesi gibi çalışmalar gerçekleşti. Bunu o dönem pay çalışan olarak nasıl koordine ettiniz, nasıl test ettiniz? Evet, elektronik mühendisi arkadaşlarımızla birlikte öncelikle bir test planı yaptık. Bu plana göre önce bu uçacak ve yerdeki cihazlar bir laboratuvar ortamında bir araya getirildi. Herhangi bir yayın yapmadan birbirleriyle fiziksel olarak bağlandığında konuşuyorlar mı? İşte birbirlerinin hatalarını doğru şekilde biz fark edebiliyor muyuz, çözüyor muyuz? Onu öyle bir çözdük. Bunun için bir dönem orada bir laboratuvar çalışması yapmak gerekti. Daha sonra bu sistemlerin sensörleri de doğru çalışıyor mu ve haberleşmesi doğru çalışıyor mu diyerek insanlı bir uçağın üzerine entegre ettik bu sistemleri. İnsanlı bir uçak yerden kontrol edilebilir hale getirildi. Ama içine de bir emniyet pilotu oturtuldu. Emniyet pilotun eline de bir tuş verdik. Lövyenin üzerinde bir tuş. Aynı genel havacılık uçaklarında olduğu gibi o tuşa bastığında hani otopilotu devre dışı bırakır gibi bizi devre dışı bırakacağı bir sistem tarif ettik. Ve daha sonra o zaman pilotluk lisansım da olduğu için bu uçağı ben yerden bir 16 saate yakın kullandım. Hani diyebilirim ki havacılık mühendisliği ve pilotluk döneminin en heyecan verici şeylerinden birisiydi. Çünkü içinde olmadığım bir uçağa yerden bir adamı yerden uçuruyordum. 16 saat içerisinde yaklaşık 8 saati uçağı yerden gözle takip ederek uçurma şeklinde oldu. Bunun da işte ilk 3 saatini falan alçak geçişlerle yaptık. Sonra iniş kalkışlara başladık taçengo olarak. Kalan 8 saatini ise uçağın burnuna yerleştirdiğimiz küçük bir kamerayla sanki uçağın içindeymiş gibi yerden bir monitörün karşısından yaptık. Bu daha kolay oldu. Ben pilot da olduğum için hani pisti karşılamak, gelip inmek falan. Dolayısıyla tahmin ediyorum 30'a yakın alçak geçiş, 50'ye yakın iniş yaptırmış olabilirim bu pilota dolayı ve sisteme. Sistemde belli bir olgunluğa ve adaptasyona ulaştığımızı anlayınca söktük bütün sistemleri getirdik. Bir kez de Türkiye koşullarında Türkiye'nin yayın etraftaki telsizler ve şeyleri düşünerek Türkiye'de de bir Türk Hava Kurumu'na ait Cessna uçağının üzerine entegre ederek yine böyle havada bir test yaptık. Bu daha çok yayın testi gibi oldu. Hani hangi mesafeden ne kadar konuşuyoruz gibi. Onda da belli başarıya ulaştıktan sonra bu sistemleri UAV X1'in üzerine yerleştirdik. Otopilotta en önemli problemlerden bir tanesi. Onu bu şekilde çözdükten sonra nasıl uçuş testlerine Türkiye'de başladınız? Uçağın üzerine yerleştirildikten sonra şeyler, elektronik sistemler,
Önce TAİ'de bir iki motor çalıştırması yaptık. O dönem tabii TAİ'nin bulunduğu konumda Akıncı Hava Üssü'nde çok yoğun F-16 trafikleri vardı. Dolayısıyla bizim bir test yapmamız mümkün değildi. Dolayısıyla bize 1992 senesinin Mayıs ayında Sivrihisar Hava Üssü'nü tahsis etti Hava Kuvvetleri. Biz bütün test ekibiyle beraber Sivrihisar Hava Üssü'ne gittik. Ve uçağımızı orada taksi testleri yapmaya başladık. İlk taksi testlerinde ben bir minibüsün içinde sağ koltukta oturur şekilde uçağın peşinden koşan taraftaydım. Elimde kumandalar olacak şekilde. Böylece sağa sola gitme, fren yapma vesaire gibi çeşitli testler yaptık. Bu testler sırasında da ilk mühendislik ürünümüzün ilk mühendislik hatalarından da tespit ettiklerimiz oldu ufak tefek. Ve testleri bir uçuşa gitmeden tamamlama kararı aldık. Mutfağa gidelim biraz daha çalışalım oldu. Örneğin tekerleklerle ilgili ufak bir yer değişikliği yaptık. İşte pervanenin çapı ile ilgili bir takım değişiklikler yapmaya karar verdik vesaire. Bu birinci seri testi. Mayıs ayındaki bu testlerden sonra Temmuz ayında, Temmuz 1992'de bu kez Denizli'nin Çardak Havaalanı'nda bir test programı düzenledik. Burada benim uçarken ya doğrusu Sivrihisar'da en çok zorlandığım konu minibüsün içinde aracın hızı ve araçla ilgili bilgilerin bana gelmiyor olmasıydı. Dolayısıyla yeni bir uçuş test üzerine geçtik. Bir Amerikalı danışman gelmişti. Ona bu kumandaları verip arabanın uçağın peşinden koşma görevini ona verdik. Ben yer istasyonuna geçtim. Burun kamerası görüntüsü üzerine bindirdiğimiz hızdır, yüksekliktir, motor gücüdür gibi şey bilgileri ben oradan çünkü canlı okuyabiliyordum. Telsizden arabanın içindeki bu pilota söylüyordum. Orada Şardak'ta uçak pist üzerinde havalanıp tekrar konma testleri yaptı. En son olarak da 18 Ekim 1992'de tamamlanacak şekilde Ekim'in başında Afyon'a geçtik. Üçüncü test programı. Burada artık bir uçuş yapmaktı tam amacımız ve bütün bu zıplama testlerini yaptıktan sonra 18 Ekim 1992'de yani bugünden tam 30 sene önce bir meydan turunu Afyon'da tamamladık. Bu meydan turu ile ilgili bugün elimizde çok fazla telemetri bilgisi yok. Yani uçaktan aşağı inmiş verilerin bir kaydı yok. Ama gerek yerden çekilmiş takip eden aracın içinden çekilmiş kamera vardı. Gerekse Türk Hava Kurumu'ndan bir Cessna kiralamıştık. Cessna içindeki arkadaşlarımızın çektiği, gerçi çok küçük gözüküyordu ama çektiği görüntülerden. Bir de aracın burun kamerasından yere inen video görüntülerinden oluşan kısa bir parça bugün elimizde var. Bir meydan turunu attıktan sonra projenin yani bu üç test programı bittikten sonra devamına geçme gibi bir planımız vardı. Onu daha sonra konuşabiliriz. Tabii bu ilk uçuş bir hava aracı için çok çok önemli. O dönemde Doğru. de TAİ insansız bir sistemi Türkiye'de tasarlanmış yeni bir sayfayı açarak bunlarla ilgili de çalışmayın ilk aşamasını tamamlamış oldu. Peki Doğru. merakla beklenen konu sonra ne oldu? Belki bu uçuşun bitimini kısaca söylemem lazım. Bu uçuşun sonunda aslında güzel bir uçuş oldu. İnişte bir ufak hasarımız oldu burun tekeri. Onun için zaten kampanya orada şey yaptık. Burun tekerini düzeltip tekrar bir güzel hatıra resmi çektirdik. Ondan sonra döndük geriye. Döndüğümüzde tabii beklentimiz şuydu. İşte uçağın kendi başına uçabilir olduğunu gösterdikten sonra işte devam aşamalarına geçmek gibi bir planımız vardı. Dolayısıyla işte gerek savunma sanayi müsteşarlığıyla gerekse ilgilenecek olursa Türk Silahlı Kuvvetleri ile bu projenin devamı için görüşecektik. Birkaç o günkü şartlarda olay gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafında insansız hava araçlarının hangi kuvvet tarafından ve hangi birlik tarafından kullanılacağı ile ilgili o dönemlerde net bir karar yoktu. O günlere kadar alışılagelmiş her şeyi işte pilotlu ortamda uçuluyor zaten. Görevlerin hepsi yapılabiliyor yaklaşımı vardı. Dolayısıyla kimin ne şekilde uçacağı ile ilgili bir tanımlama yoktu. Öyle olunca da bir insansız hava aracından ne beklenebilir ile ilgili de çok fazla bir tarif de yoktu 1992 senesinde.
Bir sistem hazır alalım ve hazır aldığımız sistemi kullandıkça ihtiyaçlarımıza bakalım gibi bir fikir oluşmuş devlet tarafında. Bu nedenle hem Kara Kuvvetleri Topçu Birliklerinin buna en uygun birlik olabileceği, atılan topçu atışlarının yerini vurup vurmadığını devamlı havadan takip etmek için düşüncesiyle Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Kara Kuvvetleri bir hazır alım projesi başlatmış. Bunun sonunda General Atomics firmasının Gnat 750 tipi insansız hava araçları alındı ve Batman'a konuşlandırıldı o tarihte. Dolayısıyla bizim karşımızda hani bir projenin devamını isteyen bir süreç yoktu. Öncelikle biz şu hazır alımı alalım, bir uçağı kullanalım, size de ileride nasıl bir insansız hava aracı tarif edebiliriz diye bir dönelim denen bir boşluk oluştu. TAİ yönetimi açısından da hani bu proje evet yapıldı, bir uçak uçtu falan ama müşteri tarafında da bir arkadan hani çok büyük bir talep geliş olmayınca biz de bir bekleyelim oldu. TAİ de bu projeyi o noktada dondurmayı tercih etti. Dolayısıyla bizler için bir mühendislik çalışması, deneme, yanılma, öğrenme, yaptığın hataları görme ve düzeltme çalışması oldu. Benim tarafından bakınca o projede çalışan insanlar, hani ben ve ekipteki diğer tüm arkadaşlarım açısından TAİ'nin daha sonra arkasından gelen, işte ilk gelen turnuva hedef uçağı oldu. Sonra işte Zirai Laşlama uçağı, işte ondan sonra Anka, Hürkuş, oraya doğru giden ve o projelerin başını çeken tüm mühendis arkadaşlar aslında bu proje içerisinde başlayan ve burada deneyim kazanan arkadaşlar oldu. Dolayısıyla biz kendi halimize bir deneyim olarak yazdık diyebilirim. Tabii Yani bunları Anka'nın baş mühendisi bu proje içinden yetişen bir baş mühendistir mesela. tabii ki bunların ekmekleri daha sonra önce Turna hedef uçak arkasından Anka'da bir şekilde gelmiş ama keşke 1992'de TAİ o dönemde insansız sistemlere devam edebilseymiş. Herhalde şu andaki Türkiye'nin durumu gayet iyi İHA sistemlerinde ama daha öncü bir role doğru gidebilirmiş diye açıkçası dilimizin ucuna gelmiyor değil. Ben tabii şunu da Katılıyorum. Katılıyorum. izleyicilerimize aktarmak isterim. O dönem General Atomics şirketi çok fazla sipariş alamıyor ve Türkiye tarafından verilen sizin de söylediğiniz Gnat 750 serisiyle birlikte belki bir kapanmanın eşiğinden yoluna devam ediyor. O şirket bugün dünyanın oldukça önde gelen İHA üreticilerinden biri olduğunu da ifade edelim. Keşke o dönem TAİ devam edebilseymiş çalışmalara. Bir yandan da tabii siz mühendislik açısından da modern anlamda işte telemetri nedir? Havadaki test hava aracının verilerinin aşağıdan takibi, mühendislik aşamalar el yordamıyla da gitse belirli bir prosedür dahilinde izlenmesi, sizlerin de kurduğunuz daha sonra ekipler TAİ'de daha farklı, daha yeni nesil sistemlere, Anka'ya, Hürkuş'a, bugün gelecekte milli muharip uçağa, işte mevcut uçağın Gökbey'e doğru gitmeleri de bu o günlerde belki atılan önemli tohumların başında diye düşünüyorum açıkçası. Doğru. Yani bugün o proje ekibinden sanırım iki kişi kaldı TAİ'de halen görev yapmakta olan. Aradaki herkes bir şekilde diğer tüm projelere bir katkı verdi. 30 sene az bir süre değil aslında bir mühendislik süresi açısından da. Doğru, gönül isterdi ki o dönem hem TAİ açısından hem devletimiz açısından insansız hava araçlarının bugün gelinen noktasını daha öngörüyle bakıp projeyi alıp götürmek mümkün olabilsin. Gerçekten çok şey iyi olabilirdi. Ben yine de havacılık endüstrisi açısından en iyi olduğumuz dallardan birisi olarak görüyorum bugün de insansız hava araçları grubunu. Memleketimizde birden çok kaynakta çok özel araçlar gerçekleştiriliyor. Tabii yetişen insanların sistemde kalması bana göre en önemli şey. Çünkü tesisler, tezgahlar, bilgisayarlar bunların hepsi paraya bakıyor. Ama yetişen insanlar parayı verseniz de hemen olamayabiliyor. Dolayısıyla bu deneyim sürecinden geçen herkesin gelecekteki projelere de katkı veriyor olması en güzel olur diye düşünüyorum memleketimiz için.
Buradan da tabii başka bir çıkarsam o da bence bazen geliştirdiğiniz bir hava aracının hangi görevlerde kullanılabilecek olması bazen konsepti belirlemek. Burada şu örneği belki Doğru. izleyicilerimize versek herhalde doğru bir şey olur. TUSAŞ Ankara'ya çok ciddi bir yatırım yaptı. İşte bugün arka arkaya da ihracat başarılarında da duyuyoruz, haber yapıyoruz, gururlanıyoruz. Ve Anka'nın aynı sistemiyle birlikte geliştirilen ama çift motorlu ama daha fazla havada uçabilen Aksungur örneğin. Burada da TUSAŞ'ın ortaya koyduğu özellikle deniz karakol görevi, çok uzun süre havada kalınması, biraz da böyle konsept belirlediğiniz zaman o hava araçlarının da daha uzun ömürlü olmasını, daha fazla kullanıcı tarafından kullanılmasını, ihraç edilmesini ve tabii ki bugün o bütün o ihracat tam elde edilen gelirlerde bir bakıyoruz. Bunu Baykar'da yapıyor, Vestel Lentetek'te yapıyor, TUSAŞ'ta yapıyor. Yine Ar-Ge faaliyetlerine yatırılıyor, mühendisliğe yatırılıyor ki daha yeni teknoloji gelsin, daha yeni altyapı gelişsin. Bununla ilgili bu bir süreç ama önemli olan başlamak ve uzun vadede bakabilmek. Özcan Bey çok Doğru. çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Çok önemli bir katkıda bulundunuz. 30 yıl önce pek de hatırlanmayan ne yazık ki bir insansız hava aracı hikayesini birinci ağızdan sizden duymuş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.